İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu hakkında çıkan hapis ve siyasi yasak kararının ardından Saraçhane'ye desteğe giden İyi Parti lideri Akşener, dün CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Ankara'da Ahlatlıbel'deki sürpriz görüşmesini karar yazarı Elif Çakır anlattı. Akşener, "Altılı masa dağılır mı?" sorusuna, "Altılı masayı dağıtmaya kimsenin gücü yetmez. Altılı masa asla dağılmayacak, dağılmaz. Masadan hiç kimse kalkamaz" yanıtını vermişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Meral Akşener, dün Ankara Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel tesislerinde bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak yaklaşık 2 saat 10 dakika sürdü. İki lider görüşme sonrasında basına herhangi bir açıklamada bulunmadı. Baş başa gerçekleşen görüşme için CHP kanadından ilk değerlendirme, "Daha önce de böyle ikili görüşmeler oldu. Bu görüşmede onlardan çok farklı değildi. Gayet sıcak ve olumlu bir atmosferde geçti" şeklinde oldu. Kritik görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aldığı ceza ardından CHP ve İyi Parti arasında yaşanan sorunun ele alındığını söyledi. Muhalefet olarak birlik, beraberlik göstermek için de karar yazarı Elif Çakır'a konuşan Akşener, görüşme talebinin pazar günü Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini, toplantının kamuoyundan gizli kalmaması için Ahlatlıbel'de yapılmasını bizzat kendisinin talep ettiğini söyledi. Görüşmenin Akşener'in kırgınlıklarını gidermeye yönelik olduğunu söyleyen Elif Çakır, Akşener'in İmamoğlu ile görüşmesi sarılmasının rol çalma olarak yorumlanması haksızlık olarak yorumlandığını aktardı. Mesele CHP, İyi Parti değil, iktidarın acımasızca İstanbul'da test yaptığını, bunun sonuçlarının ve devamının gelebileceğini, meselenin CHP, İyi Parti ya da başka parti olmadığını söyleyen Akşener, bu nedenle Saraçhane'ye gittiğini söyledi. İkilinin tek gündemde Akşener'in kırgınlıklarını gidermek için bir araya geldiğini aktaran Elif Çakır, sürpriz görüşmede adaylık meselesinin hiç konuşulmadığını paylaştı. Akşener, "Altılı masa dağılır mı?" sorusuna, "Altılı masayı dağıtmaya kimsenin gücü yetmez. Altılı masa asla dağılmayacak, dağılmaz. Masadan hiç kimse kalkamaz" yanıtını verdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında İyi Parti lideri Akşener'in mahkemenin Ekrem İmamoğlu hakkında verdiği mahkumiyet kararının ardından Saraçhane'ye gitmesine ilişkin Sayın Davutoğlu aradı ve üzüntü duyduğunu ifade etti. Akşener aramadı ifadelerini kullanmıştı. Meral Akşener konuk olduğu bir programda CHP liderin açıklamasına cevap verdi. Kılıçdaroğlu'nu aradığını ancak telefonunun kapalı olduğunu söyleyen Akşener, "İzin almak için aramadım, yanlış anlaşılmasın. İzin alma mecburiyetim yok. Söyleyeni de fena çarparım" ifadelerini kullandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akşener ile arasında krize ilişkin dün yaptığı açıklamadan "bir kavga yok" demişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Meral Akşener dün Ankara Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel tesislerinde bir araya geldi. Görüşme basını kapalı olarak yaklaşık 2 saat 10 dakika sürdü. İki lider görüşme sonrasında basına herhangi bir açıklamada bulunmadı. Karar yazarı Elif Çakır'a konuşan Akşener, görüşme talebinin pazar günü Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini, toplantının kamuoyundan gizli kalmaması için Ahlatlıbel'de yapılmasını bizzat kendisinin talep ettiğini söyledi. CHP lideri Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında İyi Parti lideri Akşener'in mahkemenin İmamoğlu hakkında verdiği mahkumiyet kararının ardından Sayın Davutoğlu aradı ve üzüntü duyduğunu ifade etti. Akşener aramadı ifadelerini kullanmıştı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akşener ile arasındaki krize ilişkin dün yaptığı açıklamada "bir kavga yok" demişti. Cumhurbaşkanı adaylığını istemek herkesin hakkıdır diyen Akşener, "Buna farzı mahal denir. Farzı mahali burada konuşamam, gelsin görelim. Her şeyi partimizle konuşarak gittiğimiz için ona göre bir bakış açımız olacak" ifadesini kullandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu dün akşam İyi Parti lideri Meral Akşener'e görüşmesine yakın çevresini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, "Sürpriz görüşmeye ilişkin son derece verimli bir güzel toplantı oldu. Toplantı içeriğini aktaramam. Bu yanlış olur. Ancak Türkiye'nin yönetilememesi sorununu önümüze getiren ucube sistemin değişiminin zorunluluk olduğu konusunda mutabakatımız tamamdır. Bunu söyleyebilirim" dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Meral Akşener dün Ankara Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel tesislerinde görüştü. Görüşme 2 saat 10 dakika sürdü. Baş başa gerçekleşen görüşme için CHP kanadından ilk değerlendirme, "Daha önce de böyle ikili görüşmeler oldu. Bu görüşmede onlardan çok farklı değildi. Gayet sıcak ve olumlu bir atmosferde geçti" şeklinde oldu. Kritik görüşmeye ilişkin karar yazarı Elif Çakır'a konuşan Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun aldığı ceza ardından CHP ve İyi Parti arasında yaşanan sorunun ele alındığını söyledi. Akşener'in ardından bir açıklamada CHP liderinden geldi. Kılıçdaroğlu, "Bugün sürpriz görüşmeye ilişkin verimli bir güzel toplantı oldu. Toplantı içeriğini aktaramam. Bu yanlış olur. Ancak Türkiye'nin yönetilememesi sorununu önümüze getiren ucube sistemin değişiminin zorunluluk olduğu konusunda mutabakatımız tamamdır" diye konuşmuştu.